Merhaba, yeni sahiplendiğiniz kuşunuz sizden böyle kaçıyor ya da uzun zamandır sahip olduğunuz kuşunuz sizi ısırıyorsa onu böyle sevecen bir kuş haline nasıl getirirsiniz? Bu videoda size bunu bütün detaylarıyla anlatacağım. Siz de bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Muhabbet kuşu çabuk öğrenen, dost canlısı sevimli bir canlıdır. Ancak bazı kuşlar bu sevimliliklerinden uzaklaşıp canınızı yakabiliyorlar. Ona dokunmak, sevmek istediğinizde ya da kafesin içine bir şekilde elinizi soktuğunuzda adeta koparacak kadar sert bir şekilde ısırabiliyorlar. Isırmasa bile sizden özü görmüş gibi kaçıyorlar. Dedin ne lan senin? Peki bu davranışların nedeni nedir? Onlara kendimizi nasıl sevdirir ve ısırmaların önüne nasıl geçeriz? Bu sorular ve sorunlar bu videoyla tarih olacak. İddia ediyorum çok etkili. Her zaman söylediğim gibi muhabbet kuşu duygusal bir canlıdır. Sevgi ve nefret duygusu vardır. Eğer sizi sevmezse sizden kaçar ve sıkıştığında sizi çok güçlü bir şekilde ısırır. Bu durumda demek ki kuşunuzun ısırmaması için yapacağınız şey kendinizi sevdirmek, onunla bir bağ kurmak. Sizi sevdiğinde onu avuçlasanız bile sıkıntı çıkartmaz, en fazla sizi hafifçe uyarmak için ısırır gibi yaparak rahatsızlığını belli eder. Peki, öncelikle kuşumuzu kendimize nasıl alıştırırız? Bizi sevmesi için neler yapabiliriz? Kuşunuz sizi sevmiyorsa ya da onu yeni sahiplenmişseniz, bize ve ortama alışması için birkaç gün ya da bir hafta kadar ona zaman verin. Bu sırada kafesin dışından onunla sık sık konuşun. Kendinizi ona gösterin, böylelikle sizi tanıyacak ve sizden zarar gelmediğini düşünmeye başlayacaktır. Birkaç gün sonra ise elinizi kafesin içine yavaşça sokarak ona dokunmaya çalışın. Ancak bunu yaparken sakın aceleci olmayın. Bir süre bu çalışmayı devam ettirin. Şimdi bu anlattıklarımı yeni sahiplendiğim çakır kuşumla birlikte size baştan sona göstereceğim. Hadi izleyelim. Gördüğünüz gibi kuşum kafeste kendini oradan oraya atıyor. Beni görür görmez ne yapacağını şaşırıyordu. O da haklıydı. Hiç tanımadığı biri yaklaşıyor ve ondan daha iyiydim. Bu onu korkutuyordu. Bu yüzden öncelikle kafesini benim göz hizamdan daha yüksek bir yere konumlandırdım. Daha sonra ona yavaşça kendimi tanıttım. Bekledim. Daha sonra elimi yavaşça kafesin içerisine soktum ve onun bir süre elimi tanımasına izin verdim. Yine kaçıştı, yine oradan oraya kendini attı ama bir süre sonra elimi tanımaya başladı. Elimden o kadar çok korkmamaya başladı. Ona dokunmama izin verdi ve yavaş yavaş elime gelmeye başladı. Elime güvendi. Elinden zarar gelmeyeceğine inandı. Her fırsatında onu nazikçe sevmeye, okşamaya çalıştım. Elime daha çok güvensin, daha çok inansın diye. Yavaş yavaş dokundum. Benden korkmamasını sağladım. Elime inandı ve artık elime gelmeye başladı. Elimin üstünde güvenle duruyordu ama yine de biraz tedirgindi. Her an kaçmaya hazırdı. Bu aşamada onu ürkütmemeye dikkat edin. Yoksa verdiğiniz tüm emekler boşa gider. Hatta size güvenmesi daha da güçleşir. Kafesin içerisinde yeterince vakit geçirdikten sonra onu yavaşça dışarı çıkartmaya çalışın. Çıkmazsa zorlamayın. Kafesin içerisinde onu sevmeye devam edin. Yavaş yavaş sevin, size alışsın. Yeteri kadar vakit geçirdikten sonra onu yavaşça dışarı çıkartın. Ürkütmemeye dikkat edin yine. Dışarıda kaçabilir, endişelenmeyin. Bu durumdan yılmayın. Ani hareketlerden sakının. Bu aşamada yapacağınız tek bir yanlış davranış bütün emeklerinizi çöpe edebilir. Onun güvenini yıkabilir. Bu yüzden bu aşamada lütfen ona nazikçe yaklaşın. Kaçarsa da kızmayın, kovalamayın. Yine yavaş ve temkinli bir şekilde ona doğru elinizi yaklaştırın. Bir süre sonra dışarıda da kafesteki gibi elinizden inmek istemeyecektir. Size olan sevgisi yavaş yavaş gelişmeye başlayacaktır.
Uçtuğunda odada bir sandalyeye konarsa diz çökün, onun göz hizasına kadar eğilin. Aksi takdirde büyük cüsseniz onu korkutacaktır. Dışarıda olmanın verdiği özgürlükle de sizden rahatlıkla kaçacaktır. Bu yüzden dışarıda yapacağınız çalışmalarda onun hizasına eğilmeniz, göz göze gelmeniz çok önemlidir. Ondan daha büyük bir cüsseyle ona yaklaşırsanız, daha uzun, daha yüksek bir yerden ona yaklaşırsanız sizden kaçacaktır, size güvenmeyecektir. Elinize aldığınızda da onu mutlaka yukarıda tutun. Göz hizanızdan, hatta başınızdan bile yukarıda tutun. Çünkü bu ona güven hissi verecektir. Muhabbet kuşları her zaman için yüksekte durmayı severler. Çünkü engin demek onlar için avlanmak demektir. Size güvendiğinde istediğiniz seviyeye indirebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Hatta ayaklarınızda bile gezerler. Orada bir sorun yoktur. Ancak size güvenmeden onu sakın baş hizanızdan daha aşağı indirmeyin. Yoksa bir anda uçup kaçıp gideceklerdir. Kuşunuz size alışıp sizden kaçmayı bıraktığında onunla geçirdiğiniz vakti biraz daha arttırın. Birkaç gün sonra ona onun sevdiği yiyeceklerden verin. Kuşlar genel olarak kuru yemiş, yeşillik, kuru ekmek ve meyveyi çok severler. Haberiniz olsun. Onunla küçük oyunlar oynayın ve daima onunla konuşun. Böylelikle her geçen gün size olan sevgisi ve bağlılığı artacaktır. Siz onun kalbini kırmadığınız sürece sizi artık asla sert bir şekilde ısırmazlar.